Yalnızlık nedir? Bir terk ediliş mi? Yoksa seni terk edecek birinin dahi olmaması mı? Belki de eve girdiğinde seni bekleyen şeyin birkaç boş şişe ve sigara kokusundan ibaret olması sanırım. Yalnızlığa alışırsın aslında ama bazen yakalar aniden, seni içine çeker. Bazen bir şarkıda, bazen otobüs camından herkesin koşuşturmasını izlerken, bazen de yalnızlığın aslında sen olduğunu anladığında. Peki nedir bunun çaresi? Yalnızlığa alışan bir insan yalnızlığından kurtulabilir mi? Kaybedecek hiçbir şey olmadığında insan ne ister? Yaşam mücadelesi dediğin şey ihtiyaçların sonucu değil mi? İhtiyaçlar da kaybedeceklerinden korktuğun için doğmaz mı? Bırakmak istiyorum her şeyi bu geceye. Hiç elde edemeyeceğim, hayalden ibaret kalan umutlarımı, yalnızlığımı ve benliğimi. Artık istemediğim, benden kaynaklanmayan, tamamen sistemin ürettiği çıkmazlardan oluşan bir hayatı yaşamak istemiyorum. Ya her şeyi bırakıp bir proje gibi kendimi gerçekleştirmeye çalışıp sistemin bir kölesi olacağım. Ya da burada bitecek her şey. İkisi de kötü belki. Birinin içinde az da olsa umut var. Diğeri ise daha kolay. Söylenildiği gibi insan yaptıklarından değil de yapamadıklarından dolayı pişman oluyor. Zaman yaptıklarını düzeltse de yapamadıkların üstüne bir leke gibi yapışıyor. Nasıl temizlenir öğrenmem gerek sanırım. Kumarın saçma olduğunu, her zaman kasanın kazandığını hepimiz biliriz. Öyleyse neden bu çaba? Zengin koyunlar olmak için gösterdiğimiz bu mücadele neden? Aslında hayat mücadelesinde bütün amaçlar saçma. Sadece birini seçip kendimizi onun için yaşadığımıza inandırıyoruz. Futbol, ideoloji, din. Hepsi bizim hayat denen yolun dışına çıkmamamız için. Bizi yolda tutmak için. Ölüme koşan birkaç aciz ve acemi ruhuz. Hepsi bu.